Sevgili izleyiciler, dakikalar sonra bu gecenin veda eden ismini öğreneceğiz hep birlikte. Ama performanslara devam ediyoruz. Bu gecenin iddialı performanslarından biri. Bakalım beğenecek misiniz? Büşra Sıral, işte benim stilim podyumunda. Keleşoğlan. İyi, yolu bulmuşsun. Evet, buldum. Kayboldum birazcık tarlada ama buldum en sonunda. Neden Keleoğlan Büşra? Çünkü ben bir tane çocuk kanalında sürekli onu izlerim ve filmlerine de bayılırım. O yüzden hani bu konsepti öğrendiğim dakika ben direkt bu olmak istedim. Çünkü minyon birisi, halktan biri, böyle mazlum vesaire. Benim hoşuma gidiyordu izlediğimde, duygusal oluyordum yani onun yaşadığı şeyler. O yüzden böyle bir şey seçtim. Seviyorum o yüzden. Peki, gel bakalım. Ben seni izlerken o kadar duygulandım ki böyle çocukluğum geldi aklıma. Böyle sürekli her pazar klasik Keloğlan'ın bir filmi olurdu. Hep izlerdik ailecek. Böyle o kadar o zamanlara gittim, sana o kadar da yakışmış ki fiziğin ve minyon olmandan dolayı. Tam böyle çıktığın zaman gerçekten o gelmiş gibi oldu. Tebrik ederim, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Peki hazırsan seyircinin karşısına alıyorum. Geçebilirsin, bol şans. Ben teşekkür ederim. Büşra benim bildiğim ve sevdiğim karakterlerden biridir. Ama baştan beri hep şöyle diyoruz. Ekrana bakalım. Ekrandaki kıyafetin aynısı olması gerektiğini söylüyoruz hep şu ana kadar. Biz hatalar vardı, hep puanlar kırdık. Ama senin kıyafetin Keloğlan'ın değil, folklorik bir kıyafet karşımda. Folklorik olarak çok güzel bir kıyafet ama bak Keloğlan'a bak. Paçaları kısa, altında çorabı yok. Üstündeki yeleği daha kısa. Onun aynısını içindeki farklı. Bana o zaman bunu göstermeyecektiniz. Ben bunu gördüğüm için bunu sana vermek zorundayım ama çok fazla kırmıyorum. 4 veriyorum. Teşekkürler. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Benim baktığım resimde kıyafetin aynısı ve çorapları da vardı ve şapkası da vardı ama
doğru, bazı bölümlerinde şapkasını çıkarmış olabilir veya çorabı olmayabilir. Çünkü değişiyor sahne sahne. Her şeyi bırak. Ama teşekkür her ederim. Her şeyi bırak. Yeleğinin kısa olmasını ter. Bak yeleği kapat, çıkar üstüne bak. Oraları kapat. Bırak her şeyi hadi diyeyim ama yelek olması gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlarım. Böyle. Ben bir garip Keloğlanım. Eşeğimin yok falanı, varım yoğum doğruluktu. Hiç de sevmem ben yalanı. Onun gibi wow. Ben diyorum ki... ben diyorum ki sen dansçısın ya, bu Keloğlan kıyafetinle bir oynasan. Bakayım, göreyim seni. Çok komik olurum şimdi. Zaten öyle istiyorum. Çok komik olur. Yani. Tamam. Nurella'dan. Şeyde tabii ben de buraya göre değerlendiririm ama Türk sinemasında izlediğimiz Keloğlan aşağı yukarı böyleydi hatırladığım kadarıyla. Rüştü Asyalı canlandırıyordu. Evet. Geldiğin zaman şurada sen tabii dansçısın ya, vücut dilin çok yumuşaktı. Ben daha böyle he falan beklerdim seni. O kadar böyle kaygandın ki, o kayganlık benim hoşuma gitmedi. Niye? Çünkü sen Keloğlansın diye. Yani ama vücut kayıyor tabii senin. Dansçı olduğun için. Onun için sana 4 verdim. Harika olmuşsun. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Nurella'ya. 4 puan Soner Sarıkabadayı'dan. Hoş bulduk. Benim en yani... En sevdiğim yarışmacılardan bir tanesisin, onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Anlattığın o bazı kendi hayatınla ilgili şeyler beni etkilemişti izlerken. Zor şartlarda işte anlatmıştın böyle garsonluk yaptın, tuvalet evet, temizledin vesaire diye. Onlarla barışık olman, hem bu kadar yetenekli bir dansçı olman, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışman benim çok hoşuma gitmişti. Bir kere o açıdan hani seni tebrik ederim. Normalde ben seni bu şekilde gördüğümde yemin ederim yani en fazla 3 puan verirdim. Çünkü hani... Gördüğünüz üzere kel olayı benim için biraz yani daha yakın bir durum. Hayır, şey değil, kötü bir şey yapmadım, hayır. Yani ama şöyle söyleyeyim, kesinlikle girişim. Giyinsene şu kelini öpeyim ya, giyil bana, giyil. Öpüyorum, öpüyorum, öptüm. İnşallah hayırlısı olur. Ama bu kafa olayı falan bence olmamıştır, onu söylüyorum. Ama yakıştırmışsın o kıyafetini vesaire. Teşekkür ederim Soner Bey, sağ olun. Rica ederim. Peki, teşekkür ediyoruz. Kemal? Enteresan bir tercih. Neden Keloğlan? Yanlış seçim yapmışım. Yok, yanlış seçim değil. Yani bizim kültürümüzden bir şeyi tercih etmiş olduğun için teşekkür ediyorum sana bunun Estağfurullah. için. Estağfurullah. 4 çok puan Kemal Doğulu'dan. Yani çok hani kafandaki şey yara bandı gibi duruyor. Bir geçiş sağlanmalıydı onun için. Daha özenli bir makyaj. Bir sürü makyaj var plastik ve onlar tabii ki belli oluyor ama daha az belli oluyor. Seninki çok belli oluyor. Dolayısıyla oradan o bir puanı kırdım. Yoksa Keloğlansın yani. Çok teşekkürler. İvana. Tercih çok güzel. Ama ben de bugün 4. 4 puan. Ben de Urkan Bey gibi düşünüyorum. Yeleğinde boyunu bayağı kesti. Daha kısa olmalı.
aynı şeyin gibi. O şalvarlar zaten ben de çizgi filmde bu sahne olarak karar veriyorum. Hı hı. Kısa paça ve Urkan dediği gibi pantolon olmalı, o şalvar değil. Ama bütün olarak çok tatlı oldu, çok güzel oldu ve iyi bir tercih oldu. Teşekkür ederim İvan Hanım, çok teşekkürler. Hakikaten çok beğendim. Teşekkürler efendim. Teşekkür ediyoruz üyelerimize. Ben teşekkür ederim. Senin de yerini alıyorum Büşra'cığım. Yanımda bu yakışıklı dururken sana bakar mıyım ben? Belki bir kahve içersek fikriniz değişebilir. Yok yavrum, Türk erkeklerine ne olmuş? Hadi. Mevsimler değişir, çiçekler solar. Nerelerdesin, nerelerdesin? Hadi bebeğim. Geri gel bana. Hafta içerisinde ayakkabısından, kombininden, saçlarından, podyumda olan biten her şeyden mutsuzdu. Ve bu mutsuzluğu saçlarına vurmuştu ki sihirli dokunuş Kemal Doğulu'dan geldi. Şu anda gayet de stil sahibi. Kimi tercih edecek, kimi canlandıracak bilmiyoruz ama bir ipucu verebilirim. Basmışım amino asidi, taş gibiyim. Acaba hangi karakter eşit olacak? İşte şimdi hep birlikte görüyoruz. Ezgi Ünal, işte benim stilim podyumunda.